Fanzine özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin. Ya Ocak ayında Galatasaray ne yapmalı? Nerelere takviye yapmalı ya da yapabilecek? Ya onları konuştuk zaten yani nerelere takviye gerektiğini. Hı. Yani bana kalsa şu anda komple takım değişmesi gerekiyor. Yani çünkü ee, bir güven kaybı söz konusu. Sadettin'i yani Teknik ekip de değil, hı hı. Ee, taraftarlarda, takımda, oyuncularda, herkes Galatasaray'a ait olan, e, hisseden herkes şu an bir güven kaybı yaşıyor. Dolayısıyla bu da e, ister istemez futbolcuları da sahaya da yansıyor. Fanzin Galatasaray başladı. Ümit Davala ile beraberiz. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Çok maddemiz var konuşacak. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Arvan. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim. Bir hatırlatmam İyi var. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar tuttur bu haftada Fanzine Özel 100 lira ilk kupon bonusuna devam ediyor. Fanzine Özel bu kampanyadan yararlanmak için yorumdaki linkten üye olun ve kuponunuzu yapın. 100 liraya kadar ilk kupon bonusunu kaçırmayın diyelim ve programı başlayalım. Hocam, e, MFÖ'nün bir şarkısı var. Nasıl anlatsam, nereden başlasam diye. Bodrum, Bodrum diye devam ediyor. Şimdi Galatasaray'ın o kadar çok konuşulacak konusu var ki gerçekten. E, nasıl başlasak, nereden tanımlasak sözün bilemiyoruz. o da var. Yani gerçekten yani şu anda... Çünkü çok da zarar vermek istemiyorum. Hı, -hı. Çünkü çok şeyler ters gitmeye başladı artık. Yani 7 e, hafta üst üste en son ne zaman galip gelen... Hatırlıyor miydi? musun hocam? Ben Hiç. öyle bir şey hatırlamıyorum. Futbolculuk kariyerinde ya da hocalık kariyerinde. Yok ben yani... Ben şahsen hatırlamıyorum. Bilmiyorum belki daha eski. vardı. Avrupa'da bazı galip gelememe serileri var. Hani mağlubiyet serileri de olmuştur. Hatta bu yıla kadar işte 30 maçta 40 maçta 2 galibiyet gibi durumlar vardı. Ama ligde süper ligde böyle bir şey yok. Bunun... Şu an 6 ay yani bir tık üstünde bizim onda 9 maç mı oldu? 10 maç mı oldu? Üstten? Sanırım. Yani o bayağı bir galip geleme meselesi. Ha. Peki bunun sebeplerini şimdi bu bölüm konuşacağız. Yunus'tan bahsedeceğiz. Galatasaray'ın planı nasıl olmalı Ocak ayında onu konuşacağız. Nasıl bir e, lig geri kalanı bekliyoruz? Bunu konuşacağız ama önce sebepleriyle başlayalım. Yani neden Galatasaray sence bu durumda hoca? Yani onu normalde içeride sorgulamak gerekiyor. E, takıma daha yakın olan işte hocalar oyunculara sorgulamak gerekiyor. Kendi her oyuncu kendisine önce bunu sorgulaması gerekiyor. Hı hı. Niye böyle gittiğimizi. Dolayısıyla dışarıdan bunu bu şekilde tespit etmek biraz zor ama e, Ters Giden çok şey var. Yani pozisyona giriyorsun gol atamıyorsun, defansta bari hatalar yapıyorsun, e, büyük maçlara e, galip gelemiyorsun. Öne geçip puan ve öne Puanlar kaybediyorsun. Öne geçip puan kaybediyorsun. İşte geriden geldiğinde kazanamıyorsun. Ee, gibi gibi bir sürü olaylar, zincirleme oldu. Ee, sonda işte Adana Demirspor'a karşı yine pozisyona girdiğin bir maç hı. oldu. Yani yine at atıp da galip gelebileceğin bir maç oldu ama sonuçta yani e, atamadığın zaman da böyle hadisler oluyor. Yani santraforları konuştuk, işte orta saha konuştuk, beklere konuştuk. Hı hı. Hatta beklere ne demiştik biz? İki bekle yetersiz evet. diye. Bundan e, bir önceki maçta iki bek aynı anda değiştirdi. Bu normalde de çok nadir görünen bir olaydır. Hı, hı. Genelde e, bir tanesi değişir, diğeri, diğeri kalır. Diğeri kalır veya ona göre bir işte bir hı hı. taktik anlayışında olur. Ama ikisi birden değişti. Bu demek ki şu anda e, yani nasıl söyleyeyim? Belki biraz da bir çaresizlik var şu anda. Yani e, nasıl düzeltebilirim? Nasıl bir oyun ortaya koyabilirim? Nasıl galip gelebilirim? Çaresizlik noktasına geldi diyorsun. Geldik. Diyorsun. Yani sonuçta dediğim gibi Herkes deneniyor yani uzun dönem oynamayan bir Aytaç mesela tekrar forma şansı buldu. O tekrar bir denemeye, denemeye derdi, değil miyim de yani forma şansı buldu. işte uzun oynamayan Ömer aynı şekilde tekrar oynamaya başladı. Oğulcan tekrar kullanılmaya başladı. Yani de yeniliklere de. aynı şekilde başvuruldu ama şu anda skor olarak ve oyun olarak değişen bir şey yok. Peki hocam Avrupa'da şimdi biz Serkan abiyle de programlarda hep konuşuyoruz. Galatasaray'ın kadro kalitesinden bahsediliyor. Avrupa'da daha farklı olmasının sebebi şimdi oyuncular kalitesizse ya da yetersizse Avrupa'da bu oyun nasıl ortaya çıkıyor? Ligde hani sadece şuna odaklanmak bence doğru değil. Hani atak futbolu, savunma futbolu, denge oyunu, hücum oyunu dan ziyade oyuncular sanki ligde kendilerini mi veremiyorlar? Ya da hoca mesela maç başlangıçlarında özellikle çok bariz hatalar yaptığını gözlemliyorum ben. Bir ilk 45 dakikaları düşündüğümde. İkinci yarı genelde takım kendi ritmini buluyor. Bunun sebebi yani rakip analizinde mi sıkıntı var? Özellikle ya şimdi senin durumun tabii çok özel hocam. Sen şimdi ayrıldın. Hani şunu da demek istemiyorum. Yedek kulübesinde yetersizlik mi var? İşte Galatasaray çünkü siz ayrıldınız. Hasan Şaş ayrıldı. Levent Şahin ayrıldı. Taferel ayrıldı. E ayrıldı. Şimdi Necati Ateş ve Selçuk İnan da değerli futbol adamları. Ancak yeterlilik de sorgulanıyor şu anda. Hocaya yardım konusunda çünkü ben biliyorum ki sizin defalarca anlaşamadığınız noktalarda olduğunu biliyorum. O yüzden e, acaba hocam yanlış yapıyoruz diyecek isim eksikliği mi var, e, neye bağlı? Maçın hazırlıklarını diyorum? yani... E, maç hazırlığı mı yanlış? Yok maçın hazırlıklarını zaten her maç aynı şekilde hazırlanıyorsun. Hı hı. Yani bu Avrupa Ligi de aynı, lig de aynı yani analiz de farklı hı hı. değildir bunun, analiz de aynıdır. Dolayısıyla onda bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum yani çok farklılık olmaz orada. Yani şu anda tabii ki e, hocanın cezasından dolayı hı hı. yardımcı hocalar şu anda sağ kenarında. E, i̇ster istemez tabii ki onlara bu oyun yıkılıyor. Tabii. Ama e, sonuçta bir takım var, bir teknik ekip var. Hı hı. E, onlar hep birlikte hareket ediyorlar. Yani kimse orada tek başına veya kafasına göre iş yapamaz. Dolayısıyla e, bu yazarsa herkese yazar. Yani sadece bireysel olarak hı hı. bunları e, yargılamamak lazım. Ama e, yani hocanın eksikliği biz bunu da önceden konuştuk. Evet. Tehlike çanları çalmaya başladı demiştim ben. Sen bu uyarıyı yapmıştın hocam. Evet. Yani bu bu şekilde devam edeceğini de düşündüm. Çünkü e, gerçekten şimdi bir muslere yok. Bu e, takım da aynı zamanda toparlayıcıdır arkadan. Hı -hı. Yani defansı veya takımın motiva etme anlamında. Sağ içinde iyi bir kaptan. Hocanın cezası daha hala bir hafta var. Hı -hı. Baktığınız zaman Antalya maçından birlikte son buluyor. Dolayısıyla bunlar hep handikap. Ee, zaten kötü giden bir döneme daha da kötü getiriyorsun. Tabii bir de Mustafa demiş ki hocam araya gireceğim. Ee, İsmail Çipe ile sözleşme uzatıldı. Heh. İsmail Çipe ben İngiltere'de bir hazırlık maçını hatırlıyorum. Çıplak göz izlemiştim. Eee Town maçı. Bu Drogba'ya taraftar girmişti sevgi gösterisinde hmm. bulunmuştu. Kornerden üst üste iki hava yüksek top ve iki gol yemişti İsmail Çipe kısa sürede. Yani boyu var. Ee, Yedek kaleciydi o zaman. Üçüncü kaleciydi. Yıl 2013-2014 falan. Kamptaydık. Birmingham kampı olması lazım. Ee, sonrasında geliyorum şimdi sarıyorum filmi. 8 sene geçmiş. İsmail yine yedek kaleci. Sözleşmesi uzatıldı. Ve Mustere sakatlanıyor. İnsan hepimiz. Sakatlık ceza olabilir. Kimse robot değil. Ama arkası çok boş. Hala İsmail Çipel. Ben burada da sezon başından beri hep anlattığım için yedek kaleci. Mesela Okan Giresun'a verildi. Şimdi geri alınacak büyük ihtimalle. Ama antrenman performansını da etkiliyor. Yedek kaleciniz de iyi olmalı. Yani Muslera'ya en azından yaklaşabilecek, onu rahatsız edebilecek, yani rekabet anlamında bir kaleci olsun. İsmail ne kadar Muslera'yı orada değil. o şekilde rahatsız edecek bir kaleci şu an Türkiye'de olamaz. İşte yani yavaş yavaş ama alttan onu geldiğini öyle, olması olması için o anlamda Bir, bir yabancı gelmesi gerekiyor oraya. İşte, yani, ama yabancı da işte Bence orada yanlış yabancı da ikinci kaleci olarak kabul edilir mi? Ancak genç olması gerekiyor. Hı -hı. O da yani gene de Muslera'ya. Ama yerli kaleci i̇şte. en azından ara ara Muslera şimdi yorgun dönüyor. Şimdi Uruguay'dan dönüş de kolaydı. Ne zor şartlarda sahaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Çok evet. büyük fedakarlıklar yaptı ama onu da dinlendirmek lazım. Yani rahatsızlıktan kastım zaman zaman... Yedek kaleci, genç bir kaleci yerli oynadığı zaman e, sıkıntı yaratmayacak insanların güvenici, kredi vereceği. Şimdi İsmail'e ne kadar kredi verilebilir? İnsan olarak mecbur iyi bir insan olabilir. Şu anda evet. Yani ama performans bu bir performans sporuysa evet. bence İsmail Galatasaray kalibresinde yeterli bir kaleci değil. değil ama burada bana göre niye, de değil. Evet. Niye yapılıyor bu? Yani neden yedek kaleci alınmadı mesela sence? Gençlere bakıldı. Gençlerde yani mesela bir e, gençlerde şu anda isim yapan kaleciler de var. İrfan yeri Bayat'a bakıldı. İrfan Can gibi, Altay gibi işte. Hı hı. Dönemin işte farklı takımlarda oynayıp da şimdi hı hı. bir imek kazanıyor. Merbahçe öncesi Ankara gücü döneminde evet. Altay'a da bakılmış. Evet. Dolayısıyla ama işte orada da bon servisine anlaşamayıp veya ne bileyim oyuncuyla aynı şekilde bir anlaşmazlıktan dolayı o transferler gerçekleşmedi. Çünkü bunlar uğraşıldı önceden. Hı hı. Tabii ki uğraşıldı. Yani herkes tabii ki ileriye bir yatırım yapmak istiyor. Hem kaleci olarak zaten hı hı. en önemli yerin senin e, ilk onbirinde. Dolayısıyla o e, eldiven giyen uzun süre orada Hı. kalması gerekiyor. Bir taferel gibi. Tafarel çok fazla uzun kalmadı ama e, sonuçta bir başarı var onunla birlikte. E, bir Mondragon gibi işte mesela. Dolayısıyla yani. Bakıldı o, ama olmadı. O şu anda mevcut olan kaleciler bunlar bunlar. Ya bir de şu var hocam Batuhan Şen vardı mesela 99 doğumlu. Batuhan'ı evet. ben altyapılarda izliyordum. Çok yetenekli bir kaleciydi ama kiralandı mesela Batuhan daha sonra. Yani... Ya bu kiralanma işleri zaten... Çok fazla kiralandı Yunus'a geleceğim biraz. Evet yani nereye gitmek istediğini zaten Hı -hı. <laughs> ben hissettiğim <Anladım>. için. <laughs> hocam artık gözümden anlıyorsun. <laughs> Yunus da... Kiralama dönemleri şöyledir yani e, Yunus da bizim dönemde birçok kez forma şansı buldu. Hı hı. Yani o forma şansını orada kullanacaktı. Yani Adana Demir Spor'da değil hı hı. Şu, anda. şu anda. Galatasaray'da kullanacaktı. Burada devam etti. Peki edecekti. neden kiralandı? Hocam? Burada kullanamadı o şansı. Hı hı. Yeterli bulunmadı. Yeterli belki. bulunmadı. Kendini de zaten e, yeterli görmemiştir. Hı hı. Çünkü yeterli olsaydı zaten şu anda ilk 11'de oynardı. Bir Kerem gibi mesela. Kerem de geldi aynı zamanda. Hı hı. Tak 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 ilk girdiğinde ilk oynadığı maçlarda iyi performans gösterdi. Hı hı. Ona göre devam etti. Yunus bu şansı çok yakaladı aynı zamanda Galatasaray'da ama ee, o yeterliye sahip değildi. Yani taraftarın o sorgusu dönemde. şu hocam ben birkaç sosyal sorayım. Şu, şu anda görüyorum. Galatasaray şu anda hedefe ulaşmış durumda Yunus uzak Amaç zaten onu e, kiralık olarak oynatıp orada pişirip daha doğrusu lig tecrübesi kazanıp Hı. ondan sonra tekrar kendi bünyesinde kullanmak. Yani taraftar şöyle değerlendiriyor. Genel yorumları okuyorum. Yani Barış Alper alındı. Yunus Galatasaray'ın öz evladı. Neden ee, Yunus'a o şans verilme Daha çok verilmesi gerektiğini düşünüyor taraftar. Yani Barış mesela değerlendirildi ya. Barış'a çok şans verildi. Yunus'a çok verilmediği fikrinde insan. Yo, Yok Yunus'a da verildi. Yani Yunus sürekli A takımıza takip yapan oyuncuydu. İdmanlarda nasıldı hocam Yunus'un durumu? Yani İdmanlarda. bazı oyuncu İdman'da aldatır. Ee, hani iyidir. Maçta olmaz. İdman'da nasıl gözlemleniyor? İyi yani adam hırslı bu. aynı şekilde. Yetenekli Yetenekli. Teknik oyuncumuz zaten. Eee Dediğim gibi ben bunları e, pratiğe çevirmek daha önemli. Yani İtman'da, İtman futbolcusu diye bir şey vardı biliyorsun yani. Aynen. Bunun çok örneği de var. Bir Aydın Yılmaz vardı Aydın bizde mi? mesela. Çolak mesela zaman zaman çok aldatırdı hem de. Evet, yani İtman'da, İtman'da uçardı, maçta bakarsın, göremez. o yani Bunu yüzde yüz oynatmamız gerekiyor dediğimizi oynattıktan sonra da hiçbir verim alamıyordun. Dolayısıyla e, Yunus o, şu anda o hedefe ulaştı. Eee geçti i̇şte Galatasaray gol atınca. O Yok, hedef sadece o anda da yani ondan, dolayı, evet, ondan evet. önce de zaten. Yani Yunus, son 5-6 haftadır uçuyor çocuk Yunus, zaten. Yani gerçekten çok iyi bir performansa artık evet. sahip. Ee, önümüzdeki sene için dediğim gibi Galatasaray'ın amacı buydu zaten. Bir yerde gidip oynaması, kendini geliştirmesi. Onu şu an Adana Demirspor'da yaşıyor. Tabii ki eee Galatasaray'a karşı bu şekilde parlaması Galatasaray için tabii ki bir eee handikap oldu ama evet. Sonuçta yine kendi oyuncun ee, Adana Demirspor'da şu an Yunus'u zaten kendi bünyesinde tutmak istiyor aynı zamanda. Bon servisini almak için bence Bu daha işçiler, da istekli olacaklardır evet. sezon sonunda. Ama e, Yunus böyle devam ettiği sürece tabii ki Galatasaray'da aynı şekilde inşallah devam eder. Çünkü dediğim gibi yani e, büyük takımlarda çok farklı performanslar gösteren oyuncular var yani hı hı. alt taraftan gelip veya doğrusu daha farklı takımlardan gelip. Ee, çok iyi performans sergileyen bu takımlarda Galatasaray geldikten sonra çok büyük düşüş yaşayan oyuncular var bunun da çok örneği var. Tabii. Dolayısıyla yani oradan oranın havası çok farklı oluyor, Galatasaray'ın büyük takımın havası çok farklı i̇şte oluyor. İşte bu noktada hocam aslında çok doğru bir yere geldin. Tam onu anlatacaktım. Ee, bu operasyon yapılırken birçok takımdan oyuncu geldi. Romanya'dan işte e, Danimarkalı Nelson büyük takım oynama, büyük takımda oynama refleksi çok daha başka bir şey ya. Mesela sen onu yıllarca yaşadın. İlk geldiğin zamanlar öyle bir takıma gelmiştin ki hocam. Aslında bir de şans bence futbol hayatın açısından öyle güzel bir takıma gelmek. Ama büyük takımda oynamak, o formayı giymek, attığın adım, verdiğin pas, büyük takım oyuncusu olmak başka bir şey. Birçok genç oyuncu geldi. Bazıları bu şansı bence değerlendiriyor. Değerlendiremeyenler de var. Hata olduğunu düşünüyor musun bazı noktalarda? Yani özellikle e, büyük takımda oynama refleksi çünkü birkaç ayda yüklenecek bir şey değil. Ama onu ölçemezsin, Hatayı, biçemezsin. Hani, Lig için. Mesela Avrupa'da oluyor ama ligde bazı maçları koparmanız gerek. Ligde başka bir refleks gerekir ya. Hı -hı. Sanki bazı oyuncular nerede oynadıklarını şu an anlıyor değiller. Ve hoca da özellikle tercih konusunda maç başlangıcı olarak... Defalarca yanlış oyunculara güvenip yanlış tercihler yaptığını düşünüyorum. Yani bu noktada eleştiri yapmamız gerekir. Çünkü tarihin en kötü zamanlarından birini yaşıyor. Belki de en kötüsü ligde. Hoca nasıl kimi aldanıyor yanlış, buna? Yanlış görüyorsun. Yani mesela e, Taylan Berkan konusunda ligde özellikle ikisinin kullanımı aynı anda. Çıkıldağ da olduğu zaman üretken olmayan bir Galatasaray görüyoruz. Onu da konuşmuştuk zaten. Evet. Aynı şeyleri konuştuk. İşte yani. yaratıcı oyuncu konusunda mesela Morussan ve Feguli var. Babelin performansı yükseltilemiyor. Mesela forvet konusunda Galatasaray'ın Cagne mi, Muhammed mi, Halil mi sorunsalı. Bu bir sorunsala dönüştü. Diğer takımlarda şimdi şöyle bir bak, forvet, forvet. sorunu yokken Galatasaray'da forvet var. Forvet sorunu şöyle. Şimdi işte deniliyor işte Jagdne kuvvetli, işte hava toplarında ha. iyi oynaması gerekiyor. Halil'e geliyor, halil teknik, işte dönmesini bilen, ayak tekniği daha iyi olan hmm. oyuncu. Muhammed işte o da hırslı arasında. Ben öyle işte topu tutan Yok iyi mücadele eden işte ne bileyim iyi kafa topuna çıkan santrafor zaten gerekmiyor Galatasaray'da. Gol atacak Galatasaray. Golle ölçülecek Galatasaray'da. Galatasaray'daki santrafor. Yani bana iyi oynamış işte işte ne bileyim e, tekniği iyiymiş onlar önemli değil yani. Sadece golle şu anda Galatasaray'daki e, santrafor. Gol sayıları da çok düşük. düşük. Mustafa Muhammed ve Halil'in. İşte ben üç oyuncuya da aslında azar azar şans verilirken Hiçbirine tam olarak şans verilmediği bir tabloyu yaşıyoruz. Ama hiçbiri de sonra... o, o güveni vermedi hiçbir zaman takıma. İşte zaten şeyde yani bu. Yani atıyorum bir e, santrafa girip de 2-3 maç üst üste bir Hı. gol atmış veya ne bileyim asistle golle tamamlamış bir oyunu yok. Bir maçı yok. Yani orada dediğim gibi yani e, Galatasaray'ın şu anda toplam kaç tane golleri var? 9 mu? 3'ünün. 3'ünün. Öyle olması lazım. 5-2-2 ama... diye hatırlıyorum. Ben. Evet yani. Yani şu anda Galatasaray santrafonun 9 tane tek başına gol olması gerekiyor şu Tabii. pozisyonda şu an. Yani anlatabiliyor muyum yani toplayıp da değil de Hı -hı. işte mesela bir Gomis vardı e, örneği Hı -hı. koyduğunda atıyordu gol kralı oldu. Cagney de gerçi gol kralı oldu burada ama şu anda o da bazı sıkıntılar yaşıyor. O da şeyden kaynaklanıyor dediğin gibi. Topu getirirken yani doğru oyuncu tercihleri. Hem öyle gerekir. hem sü sürekli yok yani evet. İşte bir maç Sonra oynuyor bir maç oynamıyor. Yani hoca rotasyon yaparken aslında bence dengeyi bulamadı yani takımın dengesini kaybetti bir süre sonra. Şimdi öyle düşünüyorum. Dediğim gibi bekler de aynı şekilde. Getiremiyorlar ee, zaten. Getiremiyorlar. Zaten o, hoca back, tercih etti onları da. En hoca. önemli us, usulsuz söyledik biz, konuştuk da işte bekler kötü olduğu o sırada Galatasaray'da. Galatasaray'ın bekleri o kadar ofansif gücü düşük olmamalı. Galatasaray'ın takım oyunu bu şekilde çok e, negatif bir şekilde etkilenir. Peki Selçuk'un açıklama yaptı hocam. Dedi ki Ocak ayında Galatasaray'a transfer ihtiyacı var. Şimdi taraftar bundan çok sıkılmış durumda. Sürekli ocağı işaret etmek yani Ocak ayından nefret etti taraftar artık. Çünkü şu gibi görülüyor. Ben hani seslendirmek için sana aktarıyorum. Başarısızlığa bir kılıf gibi düşünülüyor artık transfer. Transfer durağı, transfer istasyonu artık tutmuyor insanların gözünü. Çünkü bir sabır konusunda da yavaş yavaş bir erozyon oldu. Şimdi Galatasaray'ın çaresi transfer midir? Çünkü Selçuk şey dedi Selçuk İnan. Yani o değiştiremiyorsak, gelişemiyorsak oyuncuları değiştireceğiz. Ama oyuncu şu anki döviz kuru, şu anki ekonomik durum, Türkiye'nin içinden geçtiği süreç transferi de zor kılıyor. O zaman çağrı nedir ve sence Sankur Galatasaray de transfer yapılabilir. <laughs> çağrı nedir sence? Yani Ocak ayında Galatasaray ne yapmalı? Nerelere takviye yapmalı ya da yapabilecek. Ya onları konuştuk zaten yani nerelere takviye gerektiğini. Hı -hı. Yani bana kalsa şu anda komple takım değişmesi gerekiyor. Yani çünkü e, bir güven kaybı söz konusu. Sadece hani teknik ekipte de değil Hı -hı. E, taraftarlarda, takımda, oyuncularda Herkes Galatasaray'a ait olan e, hisseden herkes. Şu an bir güven kaybı yaşıyor. Dolayısıyla bu da e, ister istemez futbolcuları da sahaya da yansıyor. Hı hı. Ama işte bu senin dediğin en kolayı. Yani şimdi Ocak ayında hı hı. o zaman al komple takımı. Evet zor Yine, bir şey onu yapmak yani. yani. En kolayı ama para da lazım bunun için. E Bir de Galatasaray'ın mevcut yayından önce konuştuk onu. Mevcut sözleşmeleri de var. Feguli, Babel, Yedlin takımda çok düşünülmeyen ama şu anda mecburen kontratlarından dolayı i̇şte onun yerine, yerine koyma, koyması gereken oyuncular olması gerekiyor. Onun yerine koyduğun zaman da bu oyuncuları satman gerekiyor veya Hı -hı. elden çıkarman gerekiyor. Çünkü bu senin saydığın oyuncular da işte Sososu, Babel, işte eee bunlar iyi para kazanan Hı -hı. yani takımdan iyi para kazanan oyuncular. 3-3,5 milyon euro, 3850 alan olan ücretleri var aralarında. Dolayısıyla bunları elden çıkarabiliyorsan eğer, onun yerine koyabiliyorsan o şekilde olur ama üstüne tekrar oyuncu alıp da bunları elden çıkaramazsan o zaman e, kadro daha da şişiyor. Gençlere o zaman bu sefer tekrar elinden çıkarman gerekiyor. Sence saha dışı faktörlerin hakemler, federasyon ve yönetim krizi yansıyor mu? Flora hep uzak kalmaya çalışır ama Burada sanki uzak kalınamayan bir ortam var. Ve bir de ikinci sorum da şu. Ödemeler konusunda mı? Ya hem ödemeler, hem hakemler, hem yönetimdeki istifalar. Yani oyuncu yeşil alana odaklanmaktansa daha başka yerlere kafa kayabiliyor. Ve bir de Sayın Burak Elmas göreve geldiğinde Fatih Terim saha içiyle uğraşacak demişti. Ama gel gör ki şu anda hoca açıklama yapıyor hafta içi, federasyonla ilgili, hakemlerle ilgili yine hoca açıklama yapıyor. Ee, bu sence takıma nasıl yansıyor? Ben zarar verdiğini düşünüyorum. Yani hocanın büyük bir kariyer, büyük bir efsane ama saha içinde kalması onun da iyiliğine gelir diye düşünüyorum. Saha dışına kayınca takım kayboluyor. Yani, hakem de saha içinde ona bakarsan yani hakem Hı -hı. hakkında herkes konuşuyor yani sadece hoca değil. Hı -hı. Bütün kulüpler, bütün hocalar işte e, yeri geldiği zaman, haksızlık haksızlıklara uğradıkları Hı -hı. zaman herkes bir takım yorumlar yapıyor. Ya ee, bu, son yani bu dönem, zarar veriyor mu sence son dönemde? Ki? hakemin ver, verdikleri karar aynı şekilde ben de tasvip etmiyorum Hı. yani birçok pozisyon var öyle pas geçileri, işte penaltı verilmeyen, haksız vurulan maç sayısı çok az aynı zamanda ama e, bunları işte oyunundan örtmemen gerekiyor kötü Hı. oyunundan daha doğrusu galip gelmemenden. Bunlar öbür türlü ondan sonra şey gidiyor yani bahane olmaya gidiyor Hı. çünkü yeterli pozisyona giriyorsun. Ee, işte gol, galip gelebileceği maç sayısı çok. Ö işte da konuştuk. Öne geçtiğinde e, galip gelemediğiniz maç sayısı da çok. E, dolayısıyla bunlar hakemler daha ön plana çıkmaya başladı şimdi. Bu da oyuncuların bence psikolojisini bozuyor. İşte hakemler işte hakemler bu şekilde davrandığı zaman da oyuncular da bunun bahanesine sığınıyor. Evet. Oyuncular da diyor işte biz ne yapalım diyor. İşte hakemler bu şekilde Hı -hı. davranıyor. Hakemler yapıyor bizi. Şey yok işte böyle değil. Evet hakemlerin suçu var mı? Var. Hı -hı. Bu konuda. Var da var. Hakem de var. Yani yan hakemler herkes Hı -hı. dahil. Ee, birçok maçta e, Galatasaray'ın belki puanı da yemiştir. Galip gelmesini de engellemiştir yani yanlış kararlarla. Ama sadece bunlara bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda da kendi oyununa işte dediğim gibi e, birçok pozisyona giriyorsun. Hani Fenerbahçe maçını Hı -hı. hatırlıyorum. Orada da yani birçok gol pozisyona gidip de evet. mağlup oldum bir maçtı sonuçta. Aynı şekilde en önemli maç diye söylerim ben şimdi Fenerbahçe maçı. Yani sadece e, dış etkenlerde değil de işte içeride e, çözülmesi gereken olaylar bunlar. Ama şu anda gerçekten yani kafalar çok dağınık bir vaziyette evet. Galatasaray'da. E, o yüzden belki biraz da sağa sola satı, satışılıyor. Sat, e, sat, satışılıyor. Satışılıyor. Hı -hı. E, ya bu da takım bence moralinin ritmini bozuyor. Şu an gerçekten yani dışarıdan değil. bunları tespit etmek veya ne bileyim hmm. bunlar hakkında... Peki nasıl bir duygu hocam dışarıdan görmek? Sen yıllarca içerideydin. Şimdi i̇şte dışarıdan yorum program yapmak, Yorum yapmak çok zor geliyor. Evet, nasıl Çünkü... hissediyorsun? Çünkü yani onların bu, yaşadığı bu... sıkıntıları da biliyorsun. Şu an aciz durumda gibi hmm. hissediyorum kendimi. Çünkü dediğim gibi yani Galatasaray son senelerde 7 maç üstte kazanamama e, durumu yoktu şimdiye kadar. Hiç ben şahit Kaç. olmadım. Tabii. Yani bu gittikçe de daha kötü olacak. Bana göre şimdi Ocak herkes Ocak diyor da yani Ocak'ta şimdi atıyorum 5 oyuncu verdim 5 oyuncu aldım bu da çözüm değil. Onların da acaba uyum sağlayacak mı acaba doğru transfer mi çünkü Hı. bunu gördük. Yani şu anda transfer yapıp da e, o verimi al alamadığın oyuncu sayısı çok Daha Galatasaray'da. Daha da kötüye gidebilir diyorsunuz Daha da yani, kötü. işaret ediyorsunuz. Tabii yani bu çözüm olmayabilir. Transfer, transfer demek transfer işte tamam. Ocak değil. şu anda deniliyor işte transfer yapılacak. İşte mevkiler şu mevkiye şu mevkiye şu mevkiye ama bu da çözüm olmayabilir yani illa bir kan değişimi e, senin e, oyunu düzeltecek diye bir durum yok. Sonuçta bunların hepsini şu anda yeni yeni yaşadık. İşte yeni gelenler, işte fanağın oldu. İşte işte Yetlin, işte o, bu işte bir de çok oyuncu değiştirdim Morutan, hocam. Yani Morutan'dan onu hep eleştirdik ya. 6 ayda bir Galatasaray yeni bir takım kurdu hocam. Yani sağ bekin, sol bekin sürekli değişiyor. Stoperlerin bir tanesi sürekli değişiyor. Ön Süre de verildi. Evet. Uyum süresi sürekli verildi. Değiş. E uyum süresi de atlatıldı. Dedik işte yani ya bu yabancı ülkeden geliyorlar, mi? yabancı yeni bir kültür, evet. yeni bir kulüp kolay değildir. Ama yani bu süreci artık da geçtik. Evet. Ee, süreleri doldu. Ee, 24 puan sen e, şu an liderin gerisindesin. Yani bu bu durumda da ben hiç böyle bir Galatasaray görmedim şimdiye kadar. Bu kadar puan farkı açılmış. Hı -hı. Daha işte sezon devre devresine çok az bir kala, bir evet. maç kala bu kadar puan farkını, bu puan farkını kapatmakta artık hiç konuşulmaya da gerek yok. Konuşmamaya da gerek yok. Çünkü Evet, burada 24 puan gerçekten çok ciddi bir farktır. Ve puan farkından ziyade artık yani bence... şampiyonluğu konuşmanın hiçbir anlamı kalmadı şu anda. Hı -hı. Yani e, ikinci de aynı şekilde baya puan farkı var ama ikinciye konsantre olmak şu anda bence e, daha mantıklı. Çünkü Trabzon aldı başına gidiyor. Hı hı. E, onu arkadan zorlayan veya ne bileyim sıkıştıran bir takım da yok. Yani bu büyük takımları bırak Anadolu takımları da aynı şekilde bunun için uğraş veriyor ama e, Trabzon yine her hafta galip geliyor. Dolayısıyla e, şampiyonluğu artık konuşmak bence hayal. Biraz yöntem değişikliği gerekiyor hocam bence. Programı kapatırken yani önümüzdeki hafta biraz ondan da bahsedebiliriz. Ben bu yöntemin e, doğru olmadığının en azından tespit edilip yani gençleştirme operasyonu güzel yapılsın ama bu, bu tarz oyuncu tercihleriyle değil daha yaratıcı belki daha başka tipte Haziran ayı için Ocak'ta belki ekonomik durumdan dolayı olmayabilir ama yaşlı oyuncuların birçoğundan belki yine de kurtulup bu tarz sözleşmelerden çıkıp Takımda olmak istemeyen mi var, kafası karışık oyuncu mu var? Şöyle bir durum da vardı. Onlara bir elveda demek daha doğru olabilir yani. Doğru yani. Zaten denildi ama olmadı biliyorsun. Hı -hı. Şu en son pandemi döneminde de seyahatlerde bayağı sıkıntı vardı biliyorsun. Hı -hı. Çoğu ülke almıyordu işte. Maçlar seyircisizdi. Hı -hı. Dolayısıyla hep oyuncular hep video, video üzerinden, işte televizyon, işte internet ortamı üzerinden Hı -hı. hep maçlar seyredildi. O da çok e, yanıltabilir. Abi çok önemli bir şey dediğin. E, dolayısıyla Oyuncu bunu, seçme bunu, konusunda Tabii bunu canlı 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 tekrar 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 seyredemiyorsan eğer. Hı hı. Bu, bu tarz transferler her zaman risktir. Çünkü videodan seyretmek farklı. Çıplak gözle seyretmek çok farklı. O bir dönemi herkes yaşadı. Hı hı. Ama e, bunun işte e, kötü yanları işte bu şekilde olmasında sebep olabilir. Yani Galatasaray taraftarına da ben sabır diliyorum ligde. Çünkü e, insanlar şundan çok etkileniyorlar hocam. Kötü oynamak başka bir şey. Kötü mücadele eden bazı e, dakikalar var uzun süreli. Tarafta biraz ondan da yana e, üzülüyor. Çünkü Fatih Hoca takımlarında biz bu döneme kadar ya ben şahsen çok gördüğümü hatırlamıyorum. Oyuncuların da bir vazgeçmişliği bir ee, tükenmişliği var. Bu insanları üzüyor. Yoksa pozisyona girmek ayrı. Galatasaray giriyor pozisyona ama vazgeçmek hocanın mesela duvarda yazan sözü evet. vardır. Vazgeçtiğinde yenilirsin diye. Sanki Galatasaray vazgeçmiş gibi. Asıl insanların üzüldüğü nokta. Şöyle bir durum da var. Ee, şimdi Galatasaray sağa çıktığında rakip öncelikle bir ürker, ya, ürker Hı. yani der işte Galatasaray aa işte nasıl bugün zor olacak bizim için. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Ama şimdi Galatasaray sağa çıktığı zaman rakip Kendini daha üstün görüyor Galatasaray'dan. Evet. O tehlike de var. Adana maçında öyle Daha mesela. rahat hissediyor kendini. Adana Demirli oyuncular sanki Tabii. şampiyonluklar yaşamış kadrolar ya gibi. Çok Gerçi kariyerlerinde öyle. Yaşadığın için yani rakipler de aynı şekilde tekrar onlara bir saygı evet. e gösterilmesi gerekiyor. Yani say e rakipler Galatasaray'a saygı hı hı. göstermesini sağlamak gerekiyor. Ki hakemlerde de öyle. Onu da önümüzdeki hafta belki biraz konuşuruz. Hakemlerin özellikle Galatasaraylı oyuncularla diyalogları bu haftaya da damga vurdu. Biz genelde saha içinde kalmaya çalıştığımız için programlarımıza çok girmedik onu ama Hı. yakın zamanda ondan da bahsedeceğiz. Çünkü sizin zamanınızda hakemlerin, e, mesela seninle bir hakemin diyaloğu e, ben hiç hatırlamam hani sana karşı o tarz Arda'ya söylenen cümle işte ne yapacaksın, krampon mu fırlatacaksın evet, yani gibi. O onlar yani çok saygısızca çok yanlış hareketler. Şeyler. Yani bir de yani genç bir hakem. Evet, Daha yeni gelişti bu olaya. Daha yeni FIFA kokartım verilmiş. Hı. O da birisi çıktı diye. Dolayısıyla yani FIFA kukartı da hak etmiş bir hakem olarak. Siz sen bizi Avrupa'da temsil edeceksin. Evet. Yani bu şekilde sen Türk oyuncularına davranırsan bunu yap bakayım Avrupa'dan neler geliyor başına. E Tabii canım. Hocam ağzına sağlık. Ben Haftaya görüşmek ederim. üzere tamam. diyelim. Bir hatırlatmamızı da bitirelim. Evet arkadaşlar bu haftanın sosyal bahis fenomeni Usta Bahisçi Kolt 1980 Kasım ayında takipçilerine toplam 325.535 lira kazandırdı. Hem Kolt 1980'in kuponuna ulaşmak hem de 100 liraya kadar bonus kazanmak için Yorumdaki linkten üye olup tutturda kazanmaya başlayabilirsiniz diyelim önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Fanzine özel ilk kuponunda 100 TL hediye yorumlardaki linkten üye ol ilk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus kazan tuttur. En kral sensin.